oluyor burada? Bakın gerçekten... Çık dışarı. Anne. Kapa çeneni. Dün gece kızım... Dışarı çıkar mısın? Derhal. Anne düşündüğün gibi değil gerçekten. Çene dedim. Anne ne yapıyorsun? Çıkar üstüne. Üstüne anne. Çıkar. Daha ikna olmadıysan doktora gidelim. Ben seni buraya yap diye mi getirdim? Ha? Allah'ın cezası. Anne sana bir şey olmadı diyorum. Neden inanmıyorsun? İçini kokuyorsun sen. Ne içtin? Leş gibi kokuyorsun. Yürü. Anne. Kim bilir ne yedin. Anne lütfen bırak. Alsın sen aptal. Anne. Hadi gel. Hadi götür temizlenmesin. Anne. Gir. Ne dedim ben sana? Ha? Erkeklere güvenmeyeceksin demedim mi ben sana? Ha? Onlardan kendini koruyacaksın demedim mi? Gözünü dört açacaksın. Dikkat edeceksin demedim mi? Ha? Sen ne yaptın? Fikret'in oğluyla aynı yatağa gittin. Gittin gece dağıttın dağıttın. Aynı yatağa girdin. Anne sana bir şey olmadı diyorum. Daha ne olacak ha? Daha ne olacak bana söyler misin? Aynı yataktaydınız. Ne dedim ben sana? Bu senin dedim kardeşin, bu senin abin demedim mi? Ha? Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi ya? Daha iyi kimle böyle bir şey olabilir mi? Ben seni böyle mi büyüttüm? Ha? Hayır böyle büyütmedin. Erkeklere güven olmaz, onlardan uzak dur diyerek büyüttün. Sonra da babam yaptığı yetmezmiş gibi karşıma çıkıp bir anda beni evlendim dedin. Bana fikrimi bile sormadın ya. Evimizi kapatıyoruz, susacaksın, her dediğimi yapacaksın dedin. Her şeyi dedin ama kızım ne hissediyor demedin. Sen bana bir kere bile sormadın ama ben sana söyleyeyim anne. Kızın ne hissediyor biliyor musun? Söylediğin onca şeye rağmen annesi mutlu olsun istiyor. Bize para gözmüş gibi davranmalarına rağmen susuyor, sesini bile çıkarmıyor. Sen de benim hayatımı bir günde alt üst edip bu eve soktuysan kızına güveneceksin. Kendi öz kızına güveneceksin, duydun mu? Ne yapıyorsun sen ya? Kes sesini. Bana bak. Geldiğin yerde böyle davranıyor olabilirsin ama burada benim odama bu şekilde giremezsin. Duydun mu beni? Kızımla aranızda ne geçti? Hı? Ne o? Kızınıza inanmadınız bir de benden mi dinlemek istediniz? Ukalalık yapma. Ne yaşadınız? Ne geçti aranızda? Bakın çok güzel. Gerçekten bu cici annecilik hallerinizi anlıyorum ama ben bunları yemem. Duydunuz mu beni? Ben Fikret Alabey değilim. Şimdi odadan çıkacak mısınız yoksa ben sizi kendi çabalarımla çıkartayım? Hangisi? Böyle mi intikam almayı düşünüyorsun babandan? Ha? Benim kızımla oyun oynayarak mı babandan intikamını alacaksın? Niye? Sizin orada böyle mi alınıyor intikamlar? Faydalandın mı kızımdan? Faydalanmak mı? Hı? Bir dakika. Faydalanmak dediniz değil mi? Doğru duydum. Bir Yeşilçam klasiği. Uzatma! Kızımla aynı yatakta ne yapıyordun bana? Cevap ver. Onu yatağına yatırdım. Sonra da kötü olduğu için yanımda kaldım. Ama bakıyorum da kızınızın namusu konusunda benim kadar emin olamıyorsunuz galiba. Gerçi onu yetiştirenin siz olduğunu düşününce yadırganacak çok da bir şey olmasa gerek, doğru mu? Annen seni yeteri kadar eğitmemiş galiba. Ha? İyi terbiye vermemiş. Bak sakın. Aradaki açığı ben kapatacağım, sen merak etme. Sakın annemin adını... Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Beni kızımla mı tehdit edersin? Ha? Bana bak. Eğer kötü bir niyetle bir daha kızıma dokunacak olursa asla yaşamadığın bir şey yaşatacağım sana. Bunu da o yakışıklı aklına sor. Kızına inanmayıp gidip ona mı sordun ne oldu diye? Bu odayı derhal değiştiriyorsun. Hayır. Bu oda derhal değişecek dedim. Ben de sana hayır dedim. Bakıyorum uzaklaşmak istemiyorsun ha? Sadece annemin beni suçladığı şeye karşı duruyorum. Ya annem bana güvenmeyi öğrenecek ya da bu odanın neden değiştiğini gidip herkesin içinde anlatması gerekecek. Karar senin anneciğim.
Sen ne biçim bir insansın ya? Ya gelip kendi yatağına yatsana, ne diye benim yanıma yatıyorsun sen? Sen istedin. Ben? Hı-hı. Ben istedim, öyle mi? Ya ne gülüyorsun? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Bak seni gebertirim, elimde kalırsın. Duydun mu beni? Ya bak, dünkü hallerini görseydin eminim böyle söylemezdin. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide böyle gidip gidip geliyordu. Abart! Bak sana iyilik de yaramıyor ha, gerçekten. Ya kardeşim yapma bana iyilik falan ya. Senden iyilik isteyen mi oldu? Haklısın biliyor musun ya? Suç sende değil, suç bende. Bütün gece senin o saçmalıklarını çeken bende salaklık. Doğru söylüyorsun. Ya çektiysen çektin. Sonra gelip odana yatsana, iki adımlık yer. Niye yanıma yatıyorsun sen benim? Kızım önünü göremiyordun diyorum. Anlamıyor musun? Önünü göremiyordun. Seni yatağına yatırdım, sonra kustum. Sana bir şey olmasın diye başında bekledim. O sırada uyuyakalmışım. Hepsi bu işte ya. Bilerek yaptın değil mi? Sabah olsun, annem bizi görsün diye bilerek yaptın. Ya ben nereden bilebilirim acaba senin annenin her sabah ilkokul bebesi gibi gelip seni ziyaret ettiğine? Ben sana asla inanmıyorum. Ciddi misin sen ya? Aynen öyle cici kardeşim. Çünkü sen ağır bir... Dünkü olaylardan sonra bunu sen bana söylüyorsun, öyle mi? Hiç boşuna uğraşma. Ben dün ne gördüm, ben çok eminim, anladın mı? Hayır, size normal geliyor ama babanlara da öyle mi gelir acaba? Bana bak. Dünle ilgili hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Duydun mu beni? Orasını ben hiç bilemem, anladın mı? İnsanlık hali, boş bulunup neler neler kaçırıyor insan ağzından, değil mi? Bak sen ya. Aklınca sen şimdi bununla mı tehdit ediyorsun beni, ha? Aynen öyle yapıyorum cici kardeşim. Akıllı ol, yoksa o aklını alırım senin. Duydun mu?